Vallahi diyorum ya. Dur, nereye gitti baba bizim yine ha? Killa burada, tamam. O zaman başlanzi. Anası sikilmesi gereken çok kişi var. Efendim abi? Anası sikilmesi gereken çok kişi var. Anası sikilmesi gereken çok kişi var. Çukurunu esip pusuya sana hazırlayan. Sen o pusuyu Kral be. geçiyorsun, her şeyi kurtarıyorsun. Hiçbir şey yokmuş gibi. Yarın gelip sana sarılıp bir de böyle sırtını okşuyor böyle. Hani hep taşıdım, hiç çaktırmadım. Sonradan hiçbir şey yokmuş gibi hayat devam etti. Ama hep böyle karşı taraf hep anladı, Kira babaymış harbiden diye. O hissi de alıyorum. Hani ona da hissettiriyorum aldığımı o hissi, orospu olduğunu. Ama bundan sonra anladım ki orospu taşımamak lazım, anlıyor musun? Belirli bir noktaya geldik artık. Orospuların hepsi gitmeli. Ben bugünden sonra karar verdim. Kesinlikle kibar bir duvar öreceğim etrafımda. Hani birinci duvar kibar, ikinci sert, üçüncü asker dolu duvar, böyle üç duvardan oluşacak. Kreuzberg, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra harabe olmuş bir yer. Hala savaştan kalma, bilinmeyen eşyalar kaldırılıyordu, bombalar bulunuyordu. Kreuzberg'de kimse oturmak istemiyordu yani. Yani bu çöplüktü ya, çöplük. O zamanlar devlet orayı devletin toprağı saymadılar, anlıyor musun? Berlin'in dışıdır duvar. Yani duvara 36. Kışınlar Türkleri. Çünkü devam gitmiyordu. Siz o köşede kalın, orada oyalanın. Charlottenburg, Mitte, oraları rahatsız etmeyin. Böyle bizim olduğumuz yerlerde görükmeyin. Kreuzberg'e soktular bizi, duvar vardı diye. Bizim ev Ost duvarının dibindeydi tam. 2-3 metre vardı. Camdan böyle görüyorduk askerleri Ost'ta yürüdüğünü. Hem bizim evin önünde bir duvar var. Hem karşı taraftaki evlerin önünde bir duvar var. Ortada da mayın tarlası. Bir de askerler silahlarla, tüfeklerle geçiyordu hep yürüyerek, kimse kaçmasın diye ustam bizim tarafa. Çok kaçanı vuruyordular yani. Kreuzberg, Batı Almanya'nın sınırıydı. Sonra duvar yıkıldı, ondan sonra pat diye Berlin'in ortasında bulduk kendimizi. Ost duvarını biz satıyorduk turistlere, 20 marka, 50 marka suvenir olarak götürüyordular. O 89'du. Biz kaç, 13-14 yaşındaydık. İşte, burası Kreuzberg 36. Biliyorsun zaten bütün hikayeleri. Kira. Hadi şimdi Hakan da sus. Neli da sus DJ Derzo. Şimdi Berlin Kreuzberg dediğin zaman Türk rapinin iki abisi yani sonuçta. Çünkü ilk baktığın zaman Bobby Kilapa'nın ilk kayıtlarını oradaki binalardan birinde alıyormuş yani. Böyle acayip bir şey. Yani oradan geçerken de hissediyorsun yani bunu. Şu an oradaki bir Türk kültürünün temelini atan işler yani yapılan şeyler. Ya daha dünyanın hiçbir tarafı bilmezken sadece Amerikan getodaki getolarında siyahiler dinlerken bize de burada dinlemek nasip oldu. Şöyle işte Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nı kazandıktan sonra burada kaldıkları için Berlin'de bir sürü Amerikan askeri vardı. Ve o Amerikan askerlerinden abilerimiz işte Hakan abinin jenerasyonu o müzikleri duymuş, beğenmiş, ilk denemelerini yapmışlar. Aynen. Şimdi rap... Nasıl bir değer olduğu var ya, bununla çok iyi anlaşılacak yani. Benim anlatıp da bir türlü anlatamadığım, yeni popülerleştikten sonra dinleyen, rap dinleyenler için anlatamadığım şeyi büyük ihtimal burada anlıyor olacaklar yani.
İlk başlarda yani kabul ettirmemiz çok zor oldu yani. Harbiden mücadele verildi. Yani millet anlamıyordu, bu bundan müzik mi olur? Herkes daha alışmış eskiden Müslüm'ü dinleyen. Almanya'da mesela Hakan abiye diyorlarmış gençken yani. Ne rapi ya, siz ne iş falan böyle yani, boş gezenin boş kalfası muamelesi yapılıyormuş yani. En yakınındaki insanlar da demiş yani, rap ne ya, ne rapi, ne hepsi. Şimdi fotoğraf çektirmeye geliyor. Klibinde oynamak için can atıyorlar. Bizim şu arabamız var, getirelim. Bunu var, şurada mekan var, bunu yapalım falan. Vay. Hem bu zihniyete kendisini sevdirmiş, hem rapi sevdirmiş, hem de Türkiye'deki insanlara. Daha önce izleyen oldum bu arada herhangi, çünkü silah var vesaire diyen oldu da bir şey yok değil mi Twitch kurallarına aykırı? Yok. Tamam, okey. Sesim kısık biraz ya. 3 gündür üstte yayın, alışık değil bu beden. Okey, tamam. Şimdi ilk dönemler rap müzik dinleyen dışlanırdı. Yani hani belki bir arabeskin ilk halleriyle kıyaslanabilecek bir durum vardı. Hiç unutmam. 16-17 yaşlarındayım. İşte o hızlı dönemimiz. Gayrimeşhur kovalıyoruz. O yaşta hiç inanılmayacak paralar bulduk. Onu da tabii göstermek isteriz yani. O alem öyledir ya. 70 bin mark, 80 bin marklık BMW kabriyolarla o yaşta gezip Islamic Force'u dinliyorduk. Biz Hakan abiyi falan dinlediğimiz zaman Kila Hakan'ı, Islamic Force, Türkçe rap bize böyle avel avel bakıyorlardı. Hani adamlar şaşkoloz olmuştu ya. Kamsa. 10 sene önce Türkiye'de aile ziyaretine gidiyorduk ya. Rap aşırı diyordular, bu ne? Tupac'ı bilmediler ya. Bobby ilk baştan İngilizce yapıyordu ve plakları yok sattı. Kick the melody, the whole world is yours. Almanlar duvarlara boyalar yapıyorlardı. Bobby'nin müziğini dinleyerek kulaklıkta. O zaman da Amerikan rapleri ancak o kadar satıyordu yani, yok bile satmıyorlardı. Bobby'nin plakları yok sattı, şu andaki o plakların değeri biçilmez. İngilizce'de başarılıyken Türkiye'ye geçiyoruz. Çünkü biz eziklikten geliyoruz ya, hep ezilen halkız ya. Dilimizle bir şey çıkaralım diye İngilizce'den Türkiye'ye geçiyor. Almanca'yı ben ana dilim gibi konuştuğum halde Türkçe rap yapıyorum. Biz Türkçe rap'e baş koyduk çünkü bizi üçüncü sınıf insan olarak gördüler. Vay. Kolay değildi. Bakın ben Türkçe rap'le İstanbul'a geldim. Bizi bulmak istediler. Dediler, rap nedir lan? İslam Force kim lan, siz kimsiniz? Terör örgütü müsünüz falan. Bize böyle davrandırır. Bak biz bu yollardan geliyoruz Türkçe rap'te. Sonuna kadar savaştık. Bobby bu yolda hayatını kaybetti yani. Bu şaka değil yani. Çocuk bu yolda gitti yani. Bu dünyayı terk etti. Şimdi geldik bugüne. Rap çok iyi diyorsunuz. Ben de biliyorum. Herkes şu anda rap Türkiye'yi aldı ama hep yara yara ala ala geldik. Türkçe rap'in en baştan gelenlere alışmışız zaten biz Türkçe rap'in çilesine yani. Mesela bizim anne ve babalarımızın ilk 60'ların sonu, 70'lerin ortasında buraya işçi olarak geldiklerinde mukaveleyle gelmişler. Köle değil ama yine köle işte, çalışmaya geliyorsun. Çünkü işçi lazım. Bir şehri, bir ülkeyi yeniden inşa edecekler. Yeniden sanayilerini güçlendirecekler. Ama bizimkiler de nasıl gelmiş buraya? Öyle saf, öyle temiz, öyle güzel kalpli insanlarmış ki mahcup olmayalım. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz bir nevi, işçi de olsak. Hiç rapor almadan 40 sene çalışan var mı ya bu dünyada? İşte var, bizim Türk aileleri burada onu yapmış. Ve bunun içinde bir de dışlanmak vardı. Nasıl? Sen buraya giremezsin, siz gelmeyin. Sizin kültürünüz bize uygun değil, buraya girmeyin. Çok zormuş o zaman. O ilk nesildi. Biz öyle değiliz. Biz burada doğup büyüdük. Biraz daha isyankar olduk çünkü yapılan haksızlıkları gördük, anladık. Yani onları yalayıp yutmuşuz biz. Zamanında Afro-Amerikanlar köle olarak getirmişti. Bunlar da bir zaman sonra hip-hop'la baş kaldırmış. Biz de şimdi gurbetçi çocuklarıyız. Şöhret kazanalım, o kafadan hiçbir zaman gitmedi. Biz baştan beri sevdik bu işi çünkü bir baş kaldırmaydı. Yani sokakları anlatıyorsun, biz sokaktan geliyoruz yani. Biz zaten yasa dışı işlerle başlayıp sonradan rap'e başlamış insanız. Yani bizim ayrı bir dünyadan geliyoruz. Hiçbir zaman zaten bizim paraya ihtiyacımız yoktu. Yasa dışı gayrimeşru işlerden biz bu işe geldik.
Ben para için yapmadım ki. Hala para almıyorum. Ben hala kafama göre takılıyorum. Eğer bu kontlarına falan parçaları nasıl verdiğimi bilseniz göt olursunuz, göt. Ben para için yapmıyorum işi. Özür dilerim. Tamam. Pardon, ağzımdan kaçtı. Şey olursunuz, şey. Kral. Bunun gibi donarsınız. Göt olursunuz, göt diyor radyoda. Abi duvar yıkıldıktan sonra çok kötü şeyler oldu yani. Duvar, biz de sanmadık. Biz dedik açılsın, gelsinler, yazık insanlar. Dünyanın her yerinden geldiler Berlin'e. Arnavutlar olsun, Ruslar olsun, Araplar olsun, Çeçenler olsun. Değişik çeteler kuruldu. Kanun içinde kanun oluşmaya başlıyor bu sefer. Diyor ya, biz burada madem bu şekilde, bu şartlar altında yaşayacaksak kendi kanunlarımız olması gerek. Yoksa olmaz, çünkü ne yardıma gelenim Vay var. Be. Ne bir şey olursa senin için koşan var burada. Ne oluyor? Devletin içinde devlet oluşuyor. Yaralar tamamen azıttı. Çeteler doldu. Değişik yerlerden yanık. Berlin'in wedding'i var, muhabiti var. Her yerden çeteler oluşmaya başladı. Savaşlar bambaşka boyuta taşındı. O dönemde sonra 36 Boys kuruldu. Dadalara Skinheads vardı. Dadalara karşı kurulan bir organizasyondu. Şu bayrağı görüyor musun? Bir gün savaşıyoruz Dazlaklarla. Ama böyle balta malta falan yani olay. Onlar da o, biz de Türk bayrağı. Kaptık geldik onu onlardan. O yüzden Ali de buraya astı onu. Ama bunlar temizlendikten sonra tabii ki ne oluyor? Yabancılar kalıyor. Bu sefer rakip kalmadıktan, düşman kalmadıktan sonra herkes birbirine girmeye başladı. Böyle değişik kavgalar oluyordu. Oluyordu yani. Çok tehlikeli kavgalarımız oluyordu. Artık o duruma gelmiştik. Yani resmen birbirimizi doğuruyorduk ya. Yani Türk çocukları, Kürt çocukları, Arap çocukları. İşte hep bizim insanımız. Çok ölen olunca, çok yaralanan olunca böyle bir formüle geçti bir dönem çeteler. İki çete tam kavgaya buluştuğu zaman biz 50-60 kişiyiz. Karşı taraf da 50-60 kişi. Birbirimizi paramparça edeceğimize her çeteden biri çıksın. Tek etek yapsınlar. Ama bizim tek eteklerimiz öyle yumruk yumruğa değildi. O kimseyi kesmezdi, tatmin etmezdi yani. Öncesi vardı çünkü mevzuların. Tabii çünkü işler de büyüyor, yaşlar da büyüyor. Artık yani yaş büyüdükten sonra dediğim gibi eskiden biraz daha gençtik. Bizim büyüklerimiz de daha genç zamanda daha çok böyle yumruk yumruğa yani sokakta dövüşmeler vardı. Ama ondan sonra işler büyüyünce, yaşlar da büyüyünce ne oluyor? Bir işi temizden halletmen gerekiyor. 3-5 kere boyut atladı bu olaylar. Yani 36 Boys'un ilk böyle bir gücü ele aldıktan sonra Almanya'da en büyük çete olarak yani harbiden millet böyle 36 duyunca titriyordu. Yeni nesil genç bir yaşta çalışmak görmediler ki. Büyüklerinin kavga ettiğini gördüler, sıktıklarını gördüler. Ecofresh'in bir sözü var. Burada ayıp denen bir şey yok çünkü burada fakir olan kişi çok diye bir sözü var. Her şey yolunda dış şarkısında. Biz bahtsızız yani. Bu semtte büyüyen adam gayrimeşrunun içine doğmuş yani. Biz bunu seçmedik arkadaş. Biz bunu seçmedik yani. Bir de hepsinin gözü kara. Çünkü hepsi kendini bu yola hani aktarmış artık. Vurup kırmakla bir yere varalım. Adam diyor ben çalışarak yapamıyorum. Hızlı para kazanmak istiyorum. Ne oluyor, mafacılığa gidiyor. Sokakta büyüdük. Sokakta nasıl para yapılıyor? Ne dönüyor? Kim ne yapıyor? Nerede para yapılır? Her şeyi öğrenmeye başladık. Baktık abilerimiz nasıl yapıyor? Kokain, ot, sigaralı. Başka semtlere arabamızın üstüne 36 yazıp giriyorduk. Millet giremiyordu yani. Kimse giremezdi ama motivasyon çok başkaydı. Yani yok ben o mıntıkayı ben alayım da oranın parası bize aksın falan filan. Eskiden öyle değildi. Sırf çeteler arasında rakiplik vardı. Ama arkasında ticaret yoktu. Namı büyütmek için yani sırf bu namı daha çok yayacağız. Yani demek ki siz burada borunuz mu ötüyor? Gidiyordu o boruyu bir kesiyordu. Yani 36... Temsilen oğlum, temsilen pudraya. Yine de yanlış anlaşılmasın diye kapattık yani. Allah Allah. Boys semtlere gidip damgayı vuruyordu. Biz buraya da geldik diye.
yaptığım arkadaşlarım yıllarca hapislere bağlandı. Yarısı öldürüldü. Bir azı çok başarılı oldu o yollarda. Bir kısmı da benim gibi. O yolların aslında güzel olmadığını, çok ızdırap dolu, keder dolu, ağır bedeller ödenen bir yaşam olduğunu anlayıp evlendi, barklandı. Yapacak bir şey yok baba, ne yapalım ki? Bunu şimdi tutsaydık polis tak bize gelip onu soyuyor zannedecekti. Elinde görmedin mi ne vardı? Küçüklüğümüzden belli zaten junkileri görüyoruz. Eroinciler, bildiğin zombi olmuşlar. Yani artık bunlarla normal de konuşamıyorsun. Tabii abi, Kreuzberg şeyinden artık patlıyor abi. Her türlü insan var. Kapsator'da büyüdüğümüz, yani doğup büyüdüğümüz yerde o kadar pislikler yerleştirildi ki. O günü mesela Uban'da karı nasıl bağırıyor, onu bir vampir filmine koysa Oscar alacak. Uban'daki karı. Kila şey yapmıştı, paylaşmıştı. Bugüne geldiğimiz zaman yani akıl almaz bir değişim oldu. Duvar yıkıldıktan sonra bütün Sovyetler Birliği'nden ipini koparan geldi. Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Vietnam'dan. Eskiden buraya Küçük İstanbul diyordular. Berlin, Kreuzberg, Küçük İstanbul. Yıllarca da o lafı şeyi taşıdı. Ama şimdi Küçük İstanbul'dan hiçbir şey kalmamış yani. Suriyeli mi, Afgan mı, zencisi mi, Japonu mu, dolu artık yani. Kimisi uyuşturucu atıyor, kimi aileler var mı, vurgun yapma peşindeler. Kimisi var, çeksene uğraşır, dava halledenler var. Yani insan aklına geçemeyecek şeyler burada geçiyor. Bu kez onları da Türk sanıyorlar. Adamlar hani Türk'ü, Arap'ı ayırtamıyor. Kara kafalı adam ne yapıyor bu kez? Türkler sevilirken bu kez sevilmiyor artık. Buraya ilk zamanlar böyle rahatladık, ostuvara açıldı, bir şeyler yaptık, yerimizi belli ettik, tam oturduk derken şimdi bunların yüzünden her şey baştan yine başladı. Bu alemin içinde bilmem kaçım. 5 yaşında, 10 yaşında biz bunları görüyorduk. Yani normal zaten sağlıklı bir şekilde yetişemezsin. Böyle bir dünyanın içinde tabii yaşıyorsan sağlıklı bir şekilde zaten kendini geliştiremezsin. Desen yok ben doktor olacağım, şey olacağım. Hayır, bizim Kreuzberg'de bakarsan %90'ı genç savunmuş. Çünkü o işin içinde ilerlemesi gerek. Ne yapıyor? İlk aklına geldi, soygun yapayım, onu soyayım, bunu şey yapayım, bunu tokatlayayım. Yani o pisliğin içinde yetişmiş insanlarız biz.
şöyle de bir şey var. Şimdi rap icra edenler kabadayım, vururum, kırarım, dökerim, arkam sağlam falan fişman muhabbetler oluyor. Çok merak ediyorum bak. Bu muhabbeti deli gibi merak ediyorum. Cidden yaşayanlarla popülerlikle birlikte söz olarak yazanların arasındaki farkı ne düşünüyorlar diye. Bak çok merak ediyorum. Bir gün böyle hani sorabilsem bunu sorardım mesela. Ya. Almanya'da baktığın zaman bir iş yapıyorsan ve bundan para kazanıyorsan, hele bu hip-hopsa, Almanya ne kadar güçlü bir devlet hükümeti olsa da, Almanya yasası, Berlin'deki hakimler falan olsa da, baktığın zaman sokaktaki kanun çok onları tanımıyor ve aşiretlerin, mafyaların sözcüleriymiş işçisine hip-hop artistleri var şu an. Bağımsız bir sanatçı olarak kalmak gerçekten çok zor bir şey Berlin'de. Hakan abi de o durum yok ama işte. Farklı da o. Hakan'ın burada abileri, kardeşleri, dostları var. Daha önce dediğim gibi. Dost uğruna müebbeti yakın arkadaşlar, kardeşler var. Sadece müzik anlamında, rap anlamında değil ha. Hakan abi ilk bu Killa Hakan lakabını kabadayı olarak erişmiştir bu lakaba. Güzel kardeşim. Çete içinde icraat yapan adam. Anlıyor musun? En önde olan adamlardan biridir. Vuran, vurulan, bayrağı taşıyan adamdır. Mesela geçen bir durum oldu, haberlere çıktı. Hatta Hakan abinin şarkısında Konkan'la beraber ya, orada bile ilk başta telefonla konuşuyor yiğitler. Çay kahve içiyorduk dostlarımıza, kardeşlerimize. Bir haber geldi, böyle bir durum oldu. Tabii biz hazırlandık, toplandık. Biz tabii o ara gitmek derken tam yola gittik. Varmaya kalmadı, haberleri aldık. Yiğit, şu anda ne yaptın bilmiyorsun anasını sikim ki. Şu anda dahi polislerden felaket kaçtım. Şu anda taptaze. Vay be. Bak ben sana ne diyorum? Cehenneme girdim ve orada ölmeden geri çıktım yani. Anlatabiliyor muyum cehennem ne olduğunu? Bir de benim hikayemi biliyorsan biliyorsundur neden girdiğimi ilk. Sonra içeride hep büyüdüm böyle belirli bir sene. 91-92'de girdim. Ondan sonra 2000 senesine kadar sürekli hep içerideydim böyle. Bir çıkıyordum 2 ay, ondan sonra yine içeriye. Bir gün işte Bobby bana der, Kıla ya birini öldüreceksin ya da bir yerde hani seni öldürürler. Hakan abi hapisten çıktıktan sonra Bobby ile tanışıyor ve Hakan abinin aslında rap'e kazandıran insan. O günden sonra zaten hani Hakan abi Bobby'ye daha çok tutunuyor, rap müziğe daha çok tutunuyor. Ve kendi hayatı tamamen bir genç hayatını yanında tutarak asıl uğraşı hip-hop olmaya başlıyor. Ondan sonra işte Bobby bana onu dedikten sonra, bana hip-hop'u gösterdikten sonra o gün bugün oldu işte. Kalbime girdi, kendi gitti ya. Beni kurtardı, kendi gitti işte. Üzücü olan da bu ya. Ah be! Hakan abi elini ayağını çekti böyle şeyden. Yani çünkü adam bıkmış. O yaşadığı durumları artık kağıda dökmek istiyor. Anlıyor musun? Yani şarkıyla anımsamak istiyor. Ve sonra yani genç hikayeleri Hakan abinin tekstlerine, yazdığı şeylere, metinlere dönüşüyor. Yaptığı sanatına yansımaya başlıyor. Karınca. Hak karınca, bak hak akınca, sakınca, bak hak akınca. Şimdi mesela ben çok şaşırdım. Dedim Hakan abi nereye stüdyoya gidiyorsun falan, nerede kayıtlar? Hemen burada içeride senin yattığın odada. Ben dedim abi nasıl falan, bak orada mikrofon var, battaniyeyi atıyoruz arkaya. Haydi. Z
Zamanında Feriz abinin çok baba stüdyosu vardı. Gittik çok baba çekimler yaptık. Hatta dokumentasyonlar falan yaptık. Televizyonda bile çıktı orası. Ama birkaç ay sonra devlet geldi el koydu. Zenginlere sattılar orayı. Kalbim çıkmaz tuzaklarda, uzaklarda, tuzaklarda. Hislerim benden çok uzaklarda. Çok iyiydi bu. O ilk başta çok güzeldi. Hepsi babaydı. Tek en sonunda da öyle yap kısa. Kes şey yapmaya bak orayı. Ondan sonra süper Ayaz. Okay. Bombasın Ayaz. Thank you Kilo abi. Rocky Baba'da orada beatleri yapıyor. Köşede böyle Rocky abinin yeri var. O geldiği zaman herkes biliyor orası Rocky abinin yeri. Herkes oradan kalkıyor bir kere. Rocky abi oraya oturuyor, takıyor kulaklığını dünyadan. Oğlum çok iyi ya. Oradaki Hakan abi sözünü yazıyor. Ondan sonra oldu mu oldu, hadi içeride çekelim biz bunu. Tak giriyorlar odaya, Hakan abi battaniye, mattaniye hemen setup yapıyorlar. Bam bum, tam gerilin olsun, tam gangsta iş yani. Cevap Panta, Platin Panta, Hakko Masta, Hatsrit Komanda, Bomba Danger, Hakka Ranger, yok sakınca, bak hak akınca. Cevap Panta, Platin Panta, Hakko Masta, Hatsrit Komanda, Bomba Danger, Hakka Ranger, yok sakınca, bak hak akınca. Bir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. İşte diyor hani biz böyle böyle underground, ghetto insider. Ha? Fighter. Çok iyi. Devam konuşayım bizim üstümüzde. Hakan abi çok real. Yani o piyasa için. Ya süper adam ya. Cevap Panta. Platin Panta. Bir dakika orayı geri izlemek istiyorum. Cevap Panta. Platin Panta. Hakko Master. Zimbola. Zimbola. Bomba Danger. Hakka Ranger. Yok sakınca. Bak hak akınca. Bir şey gelmiyor. Diyor hani biz böyle böyle underground ghetto insider, ha? Active fighter. Siz daha devam konuşun bizim üstümüzde, zimbola. Hakan abi çok real. Yani o piyasa için çok esas. Okan Bayülgen'e katıldığı program aklıma geliyor. Ya abi Hakan abi o kadar Hakan abiydi ki adam avelledi yani. Abi doğruysan hayatında yalana yer yoksa efsane bulmana da gerek yok. Uydurmana da gerek yok. Anlattığın şak diye yerine oturuyor. Hanımlar beyler alkışlarınızla Killa Hakan. Bu çok enteresandı. Yani herkes bir dönem şunu anlamaya çalıştı. Şimdi eskiden dinleyenler ve eskiden bilenler aslında Killa Hakan'a çok çok saygı duyup hani böyle o eski rap dinleyicileri yani adamın her şeyden ziyade ayrı bir ikon hali durumunu bilen kişiler vardı. Ama bunun yanında popüler kültürle birlikte hani burada rap çok poplaştı, popülerleşti ya yani pop oldu ya. Bununla birlikte o dislike yağmurları, bilmem neler, şunlar bunlar, nakarata takılıp bir şey demeler, okuyuş tarzına bilmem ne laf etmeler vesaire gibi durumlardan dolayı adam ben o zamanlar çok üzülüp bundan dolayı linç yemiştim hatırlarsanız. Yani aslında bak böyle değil arkadaşlar, zaten biliyorum şu an bilmediğiniz için biraz daha öyle yapıyorsunuz. Yani beğendim dediğim şarkı yüzünden linç yemiştim bak o zamanlar. Şimdi bu videoyu izleyip aynı kişiler o gün bu adamı kırıp linç atanlar belki de like atıp başka bir şey yazıyor olacak, bilmem ne olacak. Ondan dolayı ilk hemen böyle bam 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 sosyal medyada herkesi kırıcı, yakıcı yıkıcı olmamak lazım. Her zaman bir yapıcı olmak lazım. Ne nedir, nedendir bir araştırmak lazım yani. Baba gaza geliyor insan. Hep böyle duvarım var. Yatıyorsun ya böyle. Hı. Bir bakıyorsun artık o duvar yok. Böyle millet geçiyor ya. Böyle piyasa dolu böyle. Duvar açıldığında öyleydi yani. Adamlar... İki şey mi? Kilotlu çorap ve patlıcan. Daha çok şey var abi. Ben şimdi misal veriyorum yani. Lütfen öyle şey hani yapmana gerek yok. Şimdi ala geliyor. Ben şimdi sana her şeyi anlatamam burada. 100 tane şey var. Ben senin anlayışta olduğunu bildiğim için sana iki şey söyledim. Sen gerisini fantazine bıraktım. Yanlış mı yaptım? Kızdırdı. Çok güzeldi. Orada programın kontrolü tamamen sendeydi.
Bırakmadın Okan Bey'i gene. Tebrik. Vallahi ben öyle bir şeyle gitmedim baba. Hani teşekkür ediyorum ama benim kafamda yoktu. Ben zaten belirli şeyleri anlatmaya gelmiştim. Şimdi zamanı da bilmiyordum ne kadar. Dedim lan şimdi 30 dakika mı var? Ne var? Hepsini nasıl anlatacağım? Tak tak oradan oraya derken sen anan yani oldu işte. Onu da millet aldı işte sen anan yani. Ya ben şimdi kızmıyorum. Hani nasıl kızmıyorum? Sen anan yani. Ulan onun başı var. Ona da bir şey demiyoruz. Ne diyoruz? İşte cahille cahil olunmaz babagül. Bırakacaksın. Cahille sohbeti keseceksin. Atacaksın işte. Tamam tamam. Elimden geleni yapacağım tamam. Ya biz bunu çok yaşıyoruz böyle. Uzakta olan, mesafesi çok olan insanlar böyle ağzını açabiliyor. İnan bana, inan bana %99.9 karşımızda olunca miyavlamaya başlar. Çünkü yani bizim yanımızdakiler zaten psikopat ya. Bazı ortamlarda belki ben kendimi tutarım çünkü yani yüzümüz tanınmış. Bazı şeylerde yani bir iki kez düşünürüm ama yanımdaki adamlar böyle değil. Yanımdaki adamları ben tutamam o durumda. Sertti! Sertti! Anlayana. Tamamen anlayana. Biz kana kan dişe diş göze göz diyoruz ama piçe karşı. Biz piçlere karşı bu yolda geldik. Hip hop'un anlamını bilmiyorlar. Hip hop dayanışma demek. Ve eski zamana gelin hip hop'un doğuşu. Neden doğdu hip hop? Dayanışmadan. Sevgiden bunlar. Hep sevgiden oluşan, kalpten oluşan. Zaten parçayı dinlediğiniz zaman anlarsınız bunu kalpten. Biz sokaktan geliyoruz ve hip hop yapıyoruz. Kim bize isterse saygı verirse ondan yapıyoruz. Bak sana söylüyorum. Bundan sonraki gelecek mesela Fücür'ün Kadıköy tayfası. Onlar da babayı tayfası. Projenin ikincisinin gelmemesi birazcık imkansız bir şeydi zaten. Kilo Akın'ın geçtiğimiz günlerde Fight Club 2 şarkısını ve kadrosunu duyurmasıyla birlikte de yeniden linçlenme başladı. Şarkının kadrosunda Reynlen'in yer alması gerçekten büyük bir olay yarattı. Hatta linçlenmeleri iki katına çıkardı. Reynlen bu yüzden Twitter gündemine bile girdi. Şarkının içerisinde daha öncesinde Reynlen'i eleştiren Kontra'nın yer alması, Kontra ve Reynlen'in bu projede bir araya gelmesi cezanın... Hani sonuçta biz yine kazanırız her türlü bu yolu ama bir söz var ortada, bir konuşulmuşluk var, bir şey var. Lafımızı sikip sikip duruyorlar Murdoch ya. Anasını sikim coşacağım. Biz canımızı veriyoruz, bunların yaptığı işe bak ya. Duvar kuruyorlar böyle, gideceğimiz yola duvar kuruyorlar. Duvar duvar böyle. Biz duvarları kırıp yol açıyoruz, bunlar duvar kuruyor abi ya. Yaptığımız güzelliği anlamıyorlar ya adamlar. Kral be! Şu an ben Fight Club 2 projesini çekiyorum ve burada Masaka, Anıl Piyancı, Ceza, Summer Jam, Kontra, Kontkar gibi isimler var. Ve bu isimlerin bir araya gelmesi gerçekten bence büyük olay. Bu isimleri bir araya getirebilecek gücün olması da Hakan abiye olan saygı ve sevgi yani. Çünkü bu insanlar birbirleriyle bile problemleri olmuş insanlar. Hiç kafana takma Cezim canım benim. Biliyorsun sonuçta itler havlar havlar bir yerde susar. İnsanın bir şey iyiye gitmesini istemiyorlar. Bir odada olsalar, ekmeği bölüşseler, darını istiyorlar. Anlamıyorlar. Bu Türk draması var ya, böyle acındırma kendini. Tam işte. Tam gülüm, tam o. Tam o, yemin ederim tam o. Sen canını hiç sıkma ya. Cezim. Atla gel diyorum ben Berlin'e. Eyvallah abicim ya, şimdi burada birkaç şu düetler falan var mısın? Ya öyle şey, öyle hikayeler var ki. Ceza. Şimdi mesela ceza. Cez dedi ceza. Oğlum abi figürü bak söylüyorum yani harbiden söylüyorum. Ceza yıllarca burada kaldı değil mi? Ya Ceza'nın hala odası var Hakan abinin evinde. Ceza'nın odasına adam hala girmiyor ya. Ora Ceza'nın odası diyor. Hakan abi öyle bir adam. Kardeşlik. Beklentisiz. Beklenti olmayan bir şey. Hakan abi tabii gangster. Ama Hakan abi yufka yürekli insan aslında. İnsanların Hakan abiyi böyle yıllar sonra değil de Hakan abi aramızdan ayrılmadan anlaşılabilmesini çok isterim. Biz de isteriz ama Allah'ımız, kitabımız, şerefimiz, haysiyetimiz var ya bizim. Biz insanız yani. Şarkısının anlattığı konulardan ötürü ve kendi eski yaşam tarzından ötürü çete, genç insanlar etrafında daha çok toplanıyor. Ama dediğim gibi yani bir kısmet olursa kesinlikle onu değerlendirdim. O zaman da sokaklar bana izin verir artık. Derler kila tamam.
Çok'a artık fazla yakın olmana gerek yok. Sana saygı duyuyoruz. Hakan abi gerçekten karanlığın içindeki ışık gibi yani parlıyor. Herkesin etrafına topluyor, iyi de kötüyü de yani. Sanatçısından gencine, esnafından mafyasına, farklı kesimlerden insanlar Hakan abinin çevresinde. Hakan abinin insan ilişkileri çok zor çünkü çok geniş yürekli bir insan. Küsmez ama kırılır. Kırılmaları da çok derin, uzun olur. Ölmüş adamlar, hani ölmüş insanları gömülürken geri kaldırdım, yaşattım. Mezardan çıkardım. Hayata, yeşilliğe, doğaya, her şeye yine hayata kavuşturdum. Başarılı olmalarını sağladım. Ve ondan sonra onu çıkardığım taput var ya, boş mezarlık. Boş kalmasın diye beni oraya başkalarıyla gitmeye kalktılar. Hani beni oraya yattılar. Ben de düştüm birkaç kere. Hemen üstüme kumluğum şey yaptılar böyle, gittiler. Tamam, bunu gömdük, bu daha çıkamaz buradan diye. Ben oradan da çıktım. Yukarıya çıktığımda yağmur yağıyordu. O yağmurla kendimi temizleyip yolumdan geri geldim evime. Şaşırdılar, lan bunu biz gömmüştük, nasıl çıktı diye. Ve onlar yine düştü oraya, o insanlar. Ben geçtim, baktım bir sefer o mezara. Böyle ayağımdan kumu yapacakken dedim ya, insanız sonuçta yani. Hata yapabilir insanlar her zaman deyip yine elimi uzattım. Neyse savaşacağım ben, savaşçıyım. Ben zırlamıyorum şimdi. Ben sadece bir şey anlattım ama savaş sonuna kısa. I will never flee, only I will feel when I am alone. No!